Evet, şu anda Murat amca tarlayı evet ne yapıyor ben de bilmiyorum. Aa evet, otlarını temizliyor. Evet, köylü milletin efendisidir. Evet, mısırları da ezmeden. Evet. Evet, ben geri geri büyüyorum. Sanırım düşeceğim. Evet, Murat amcam şu anda. Harika, evet. Tarla bayağı büyük. Evet, traktör böyle geliyor. Evet. Evet sayın seyirciler, şu anda Murat amca tarlayı temizliyor. Daha doğrusu mısırların etrafındaki otları traktörle temizliyor. Ben de kendisini takip ediyorum şu anda. İşte gördüğünüz gibi. Nasılsın amca? Sağ ol, iyiyim. Ne yapıyorsunuz şimdi burada? Açıklamak ister misiniz tüm Türkiye'ye? Mısır çapası yapıyorum. Mısır çapası ne demek? Bunu halkımıza açıklar mısınız? Mısır çapası demek, mısırın boğazına toprak yiyip mısırı daha güçlendirmek demek. Yani hasat zamanında daha verimli ürün alabilmek için mi? Evet. Harika. Peki herkes sizin gibi yapıyor mu yoksa? %90'ı yapar. Çok güzel. Evet. Yani halkımız aslında bir mısırın kolay yetişmediğini anlamalı. Evet, yok. Tabii ki. Her şey emek ister. Evet. Bu durumda ne yapıyoruz? Yiyeceğimiz mısırı yarım bırakıp çöpe atmıyoruz. Her bir mısır günlerce, haftalarca, aylarca süren emeğin çabasında yetişiyor. Evet, aynen öyle. Evet, şu an bakıyoruz. Evet, hiçbir mısırı ezmemeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir düşünce. Tabi yılan da çıkabilir galiba. Çıkmaz mı? Neden? Standart yani şey olarak böyle duruşluk bir yer olması lazım. He. Böyle bir yerde durmaz değil mi? Sabri amcayla geldik. Ben oyun oynadım, telefondaki bendim. Oradan şey yaptım ya, anladın mı? Güllü mü dedi? Yok. Oradan bu sabrına geliyor ya, bunlar aynı arabaya denk gelmişler diye. Sana çok benziyor Sabri amca. Evet. Güllü ile mesajlaşıyorduk biz zaten. Ama Güllü nasıl fark etti biliyor musun? Ben şimdi babanın adı Sabri mi dedim ya, demeseydim falan anlamayacaktı. O sen mi tanıdın onu? Yok. Muavinle Sabri amca konuşuyordu. Sonra muavin bana sordu, nereye gidiyorsun? Alaçam'a giderken IP'nin oraya gidiyorum dedim. Oradan biri çıktı.
Murat Tural'ın evine mi gidiyorsun dedi. Evet dedim, nereden biliyorsunuz? Ben de onun kardeşiyim dedi. Evet. Çok enteresan oldu. Ya Güldü ile bugün bayağı bir konuştuk mu? Telefonda zaten mesajlaştık. Sen niye durarsan bu kadar saat sonra gidelim? Gideme, gelemedim. Bafra'dan sonra gelemedim. Yoktur araba ki. Yoktur. Nerede kaldın? Ya orada hani beni buraya yolcu eden bir dayım vardı ya. Evet. Onun evini telefonla aradım. Onda kaldım. Bugün de çocuk yuvasında beni büyüten öğretmenlerimden bir tanesini buldum. Yüksel Kıyak. Şimdi ne diyorlar ona? İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı yapıyor. Evet sayın seyirciler, şimdi filmin sonuna yaklaşırken tekrar söylüyoruz. Şu tarlada gördüğünüz mısırlar kolay yetişmiyor. Lütfen pazardan, bakkaldan, marketten aldığınız hiçbir ürünü çöpe atmayın. Çünkü bu ürünler yetişirken çok emek harcanıyor. Evet gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız tarlalar ama emek sarf edilen ürünler var. Her zaman şunu söylüyorum, köylü milletin, ah evet kamera düştü, bir daha söylüyorum, köylü milletin efendisidir.